Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendim, evlilik mevzusunu konuşmaya devam ediyoruz. Geçen programlarımızda evliliğin nasıl olması gerektiği, daha doğrusu genel olarak aileler üzerinde hep konuştuk. Şimdi de gençler üzerinde konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Sadiye Hocam'la birlikte devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hocam şimdi gençlerin hani isteme döneminden sonra bir nişanlılık devresi oluyor. Bu nişanlılık devresinde imam nikahı için uygun olan dönem ne zamandır? Yani istemeden hemen sonra mıdır? Ara bir dönem mi? Ya da düğüne yakın olan bir dönem mi? Ne zaman daha uygundur? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, aslında evlilik için çok önemli konulardan biri de budur. Nikah öncesi kıyılan, daha doğrusu düğün öncesi kıyılan nikahlardır. Kesinlikle bunun çok erken bir dönemde olmaması gerekiyor. Hele hele yani İslam alimleri de bunu tercih ediyorlar. Çünkü sanki nikah kıyıldı mı artık hem erkek tarafı, yani daha doğrusu bayan ve erkek, yani kız ve erkek arasında şöyle bir duygu oluşuyor, nişanlı çiftler arasında şöyle bir duygu oluşuyor, artık benim nikahlımsın, eşimsin deyip işi abartıya kaçırıyorlar. Helali olarak gördüğünüz yani aslında tavsiye edilen nikahın düğünden birkaç gün önce yapılmasıdır. Bir hafta önce, bilemediniz en fazla bir ay önce yapılması. Bu da hani beraber gidip eşyalar alınıyor, çeyiz hazırlanıyor. Ortam hazırlanınca hani sırf harama bulaşmasınlar diye böyle bir yolun takip edilmesi gerekiyor. Bakın mesela yine bununla ilgili, hani tamam nikah diyoruz ama nikahı kıymayan aileler bile çok yani işi artık çığırından çıkarmışlar. Nişanlıdır diye sanki onun artık eşidir, her şeyidir. Mesela geçmiş dönemleri hatırlıyorum, yani bizim dönemlerimizde falan bir erkeğin nişanlısını araması bile çok abes karşılanıyordu. Hani nikah kıyılmamışsa ve nişanlısını araması çok abes karşılanıyordu. Ama günümüzde o hassasiyet de kalmamış. Yani hassas aileler bile nişanlısıdır deyip işi basitleştiriyorlar. Hani arayabilir ve saatlerce konuşmalar, gece yarısına kadar görüşmeler, yani de bilmiyorum, hiç böyle İslam'la bağdaşmayan davranış tarzları ortaya çıkıyor. Yani özellikle ilk dikkat etmemiz gereken budur. Nişanlılık döneminde tamam arada bir ararsınız hal hatırını ama resmi sınırlar içerisinde. Nasılsınız, iyi misiniz falan şeklinde, ama samimiyete kesinlikle girmeyerek. Çünkü onlar helal değildirler. Yani nişanlı dönemini önce ele alıyorum. Şimdi düşünün, yani mesela o karşıdaki ile evlenecek diye bazı sınırlar aşılıyor ama o senin eşin değildir. Hani İslam'a göre de normalde bir evlilik, nikah öncesi bir kızla erkeğin birbirini 3 kere görme şansları vardır. Üçüncü, yani bu şanslar da ancak şu şekilde geçerlidir. Yani diyelim ki birincisinde emin olmamıştır. İkincisinde tekrar o hak veriliyor. İkincisinde emin olmamıştır. Üçüncüsünde tekrar o hak veriliyor. Ama diyelim ki birincisinde anlaştılar, birbirlerinden emin oldular. Yani böyle beğendiler birbirlerini. Onun için uzatmaya gerek yok. Yani ikinci, üçüncüyü de görmeye yani gerek yok ve görülmemeli zaten. Hele hele nişanlandıktan sonra zaten çiftler birbirini beğendikleri için artık görüşmemeliler. Yani nikahtan önce görüşmemeliler. Nikahın da erken olması, hani erken yapılınca bu sefer sınırlar aşılıyor. Öyle bir hale geliyorlar ki sonunda böyle sanki bir evli çiftler gibi, hatta daha beter bir şekilde samimiyete giriyorlar. Hoş olmayan durumlar karşılaşılıyor ve bir de düşünün, bundan sonra anlaşamadık, nişanımız bozuldu deyip nikahın bozulmasına kadar da gidiliyor. Onun için çiftlerin özellikle bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani bu dediğimiz sıkıntılar nikahı kıyılmış nişanlı çiftler arasında dahi yaşanan durumlar. Hani telefonla görüşmeler ya da dışarı çıkıp gezmeler ya da birbirinin evine ziyaretlerde bulunmalar. Kaldı ki artık siz hani nikahı yapılmadan görüşenler artık çok şurada dursun. Yalnız kalıyorlar, yani sürekli yalnız kalıyorlar. Tabii, yani duygusal anlamda da çok açıklar aslında öyle bir dönemde. Evet. İlişkiye çok açıklar, duygusal bir bağ kurmaya da çok açıklar. Hı hı. Öyle bir dönemde aslında çok daha tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca bir de hani nişanlılık döneminde bu kadar sık görüşen, her şeyi konuşan çiftlerde artık bir özel, bir düğün sonrasında, nikahtan sonra paylaşılacak bir özel kalmıyor. Saygı da kalmıyor. Yani artık her şeyini görüyorsun, biliyorsun. Yani sonrasında neyi paylaşacaksın, neyi konuşacaksın? Yani artık her şey sanki böyle çabucak tüketiliyor. Zaten hani toplumumuzda
Hani sürekli bahsediyoruz, kapitalizmin getirdiği bir tüketim var. Hani tüketim sadece maddiyatta değil, aslında duygu yönünde de çok çabuk tüketiyoruz. Yani düşünün, nişanlık döneminde bu kadar sık görüşmeyle o ilişkiyi, o arada oluşacak o muhabbeti çabucak tüketiyoruz. Kafeler, o sevgiyi, saygıyı tüketiyoruz. Aslında. Evet. Bir şey var mesela, kafelerde, restoranlarda buluşmalar. Bunlar tabii ki maddi, yani sürekli karşı taraftan hediye beklentisi içerisinde olmak. Ondan sonra ne bileyim, yani bu tür şey, sürekli böyle dediğiniz gibi tüketime yönelik bir şey de vardır. Durum da söz konusu vardır. Ama bizim için önemli olan duyguların tahrip olmamasıdır. Yani maneviyatın çökmemesidir. Çünkü nasıl bakarsak bakalım, o kız veyahut o erkek daha kendi babalarının evindedirler. Bir yuva kurmamışlar. Kurmadıkları için de bu şekilde rahat bir şekilde dolaşıp gezmeleri kesinlikle uygun değildir. Ne kadar nikah kıyılmış dahi olsa uygun bir davranış değil. Onun için yani tavsiyemiz, düğünden birkaç gün önce ailelerin, özellikle mesela ben İslami hassasiyeti olan aileler, işte çocuklarımız harama bulaşmasın diye böyle bir yolu tercih ediyorlar. Rahat hani nikahı rahat görüşüp diye konuşsunlar, tanışsınlar şeklinde. Ama bu da ileride çok böyle içinden çıkılmaz sorunlara sebep olabiliyor. Bundan dolayı ailelerin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Yani nişanlılık dönemi zaten hassas bir dönem. Yani gençler açısından psikolojik anlamda hassas bir dönem. Kafalarda birçok soru işaretinin olduğu bir dönem. Bu şekilde rahat konuşmalarla da daha dediğiniz gibi karmaşık bir hal alabilir kişinin duyguları. Yani birbirine soracağı sorular ya da arada geçen muhabbetler, sohbetler onları daha içinden çıkılmaz sıkıntılı durumlara sebebiyet verebiliyor. Bir de yani onu bırakın bir tarafa da, mesela normalde nikah kıyılsa dahi aynı evi paylaşmayan çiftler, nişanlılar diyelim, kesinlikle birbirine karşı çok dürüst davranmıyorlar. Yani mesela hatta bununla ilgili bir örnek vardır diyor, düşünün bir erkeğin karakterini ele alalım mesela. Çok normalde eve bağlı, böyle gezmeyi sevmeyen, konuşmayı sevmeyen bir tiptir örnek olarak diyoruz. Ve bu günün bir saatini, 24 saatlik bir zaman dilimi, sadece bir saatini işte nişanlısıyla geçiriyor, nikahlısı da diyelim ya da. O dönemde tabii ki bütün enerjisini nişanlısına harcıyor. Onu gezdiriyor, dolaştırıyor, yemeğe çıkarıyor, eğleniyorlar. Bu sefer yani bir aldatma söz konusu oluyor. Normalde o şahsın karakteri öyle değildir. Yani sadece o günün bir saatini değerlendiriyor. Onun dışındaki saatleri evde oturarak geçirmeyi tercih eden bir tiptir. Böyle olunca nişanlı kız diyelim ki erkeği çok farklı bekliyor. Onu hep gezdirecek, dolaştıracak, onunla eğlenecek. Fakat evlendikten sonra durumun hiç böyle olmadığını görüyor. Ve bu sefer hayal kırıklığına uğruyor. Onun için yani nikah kıyılmış olsa dahi aynı evi paylaşmadıkları müddetçe aslında birbirine karşı hiç de dürüst değildirler. Bu her iki taraf için de geçerli. Aha. Yani nişanlı olan kız için de, erkek için de geçerli. Dediğiniz gibi mesela birlikte oldukları süre diyelim gün içerisinde bir saat, iki saat neyse işte. O süre zarfında gerçekten de hani birbirlerine sürekli bir ilgi, bir alaka, bir özen gösteriyorlar. Ve düğünden sonra bu, daha doğrusu aynı evin içerisine girdikten sonra dünya meşgaleleri nedeniyle ya da işi gücü nedeniyle bunlar son bulunca ya da azalınca diyelim, kişinin beklentileri, hani evvelinde bütün o ilgi üzerinde olduğu için beklentiler yüksek oluyor. Ve sonrasında o beklentileri karşılanmayınca hayal kırıklığına uğruyor ve "Aa, benim tanıdığım, nişanlı olduğum kişi bu mu?" diyor. "Benim sevdiğim insan bu mu?" diye kendini sorgulamaya başlıyor. "Demek ki ben bunu hiç tanıyamamışım," diyor. Bir söz vardır diyor, "Ben evlenmeden önce toz pembe hayallerim vardı, evlendim pembesi gitti, tozu kaldı." Hayatın gerçekleriyle evlendikten sonra karşılaşılıyor aslında. Yani o nedenle dediğiniz gibi aslında hani birçok aile ya da birçok genç nişanlık döneminde konuşmazsak, görüşmezsek birbirimizi nasıl tanıyacağız diyor. Oysa ki sağlıklı bir tanıma değildir bu. Yani dediğiniz gibi zaten o dönemde birbirine kalkıp da en sıkıcı yönlerini, en rahatsız edici yönlerini gösterecek değildir. Muhakkak ki ona en güzel yönünü gösterecektir. En güzel yüzünü gösterecektir. Evet. Yani nasıl ki özel bir yere, bir düğüne giderken gayet şık, güzel giyiniliyorsa, süsleniliyorsa, ediliyorsa, nişanlısıyla görüşürken de aynı şekilde giyinip süslenip hazırlanacaktır. Evet. Normal zamanda, evet, normal hal hareketlerinde, normal günlük yaşamında aynı şekilde sürekli süslü, sürekli hazır ve nazır şekilde mi dolaşıyor? Yok. Bunları da ancak aynı çatı altına girdikten sonra görüyor bu yönünü. Ve bu onun hayal kırıklığına uğramasına sebebiyet veriyor. Evet, yine evlilikte dikkat edilmesi gereken, yani nikahta işte tavsiye edilen budur. Şimdi düğünlerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de
aslında çocukluk yıllarımıza dönmek istiyorum. Mesela biz mahalledeyken böyle bazen mahallede İslami düğünler yapılıyordu. Ve biz hatırlıyorum yani normalde mahallemizde avam olarak gördüğümüz yani böyle normalde hiç bu tür düğünleri görmeyen, İslami düğünleri görmeyen komşularımız sandalyelerini alıp o meydana gidip bir köşede düğünleri izliyorlardı. O kadar hoşlarına evet, gidiyordu. Evet. O kadar dikkatlerini çekiyordu ki hatta ben yani çocukluğumda birkaç kere bu tür düğünleri görmüştüm. Yani böyle toplasanız belki mahallede olan düğünlerin 2-3 kere bu tür düğünler olmuştu ve hala o düğünün güzelliği, o düğünün verdiği heyecan, aşk, coşkuyu şu an anlatırken dahi ruhumda hissediyorum. Yani İslam biliyorsunuz evliliğe çok ehemmiyet veriyor. Ve evliliğin hani bir an önce olması gerektiğinde gençler arasında yaygınlaştırılma hususunda oldukça ehemmiyet veriyor ve özen gösteriyor. Böyle ehemmiyetli olan bir konuda hani bunun gerçekleşmesi için olan düğünlerin de İslam'a uygun olması gerekiyor. Hı hı. İşte onun için zaten açık alan düğün olması hani eğer biz diyoruz ya düğün araçtır aslında. Şey daha doğrusu evlilik Allah'a ulaştırmada bir araçtır, amaç değildir. Hatta İmam Hanbeli diyor ki ben bilsem ki 15 gün kalmış ölümüme tekrar yani Allah'ın huzuruna evli olarak gitmek isterim. Nikahsız olarak yani eşim ölmüş olsa veya ayrılmış olsam dahi evli olmadan Allah'ın huzuruna gitmek istemem. Çünkü evliliğin gerçekten tamamlanmış bir özelliği vardı. Zaten diyorlar ya evlenen dinin yarısını tamamlamış oluyor şeklinde. Madem ki bunlar araçtırlar bizim için yani evlilikler Allah'a ulaştırmada araçtırlar. O zaman eğer biz yani İslami hassasiyetler gösteriyor isek düğünlerimizi bile İslam'a uygun fakat daveti kapsayacak şekilde açık alanlarda yapmamız gerçekten çok daha etkilidir. Bakın mesela bu halkı ifsad etmek için uğraşan komiteler ne yapıyorlar? İfsad hareketlerini toplumun içerisinde yapıyorlar. Mesela geçen gün yani bulunduğumuz şehirde kızlar, erkekler sarmaş dolaş, işte özel güya nevroz etkinliği diyelim açıkça söylemek gerekirse. Sarmaş dolaş bir şekilde sokaklarda, caddelerde dolaşıyorlar. Hatta oradaki iş yeri sahiplerinin de çok dikkatini çekiyor. Bu nedir diyorlar yani niye bu şekilde? Onlar da böyle lakayt bir şekilde hiç ilk kez mi bizi görüyorsunuz şeklinde tepki gösteriyorlar. Aslında bunlar planlı ve programlı yapılmış şeylerdir. İnsanları sırf İfsat etmek evet, için. Bediüzzaman Hazretleri hanımlar rehberinde diyor ya hayatımın son dönemlerinde diyor diyor bazı ahbaplarım diyor tanıdıklarım diyor yanıma geldiler ve diyor benden hani yardım talep ettiler. Diyor ki ben de diyor hani diyor dünyadan ele tek çekmişken diyor tekrar diyor onların ısrarları üzerine dünyaya şöyle bir dönüp baktım ve diyor kendi kendime dedim ki eyvah bizim hani özümüzü koruyan aile de mi gidiyor artık? Buna da mı el atıldı? Hani diyor gençlik rehberinde mesela diyor değinmiştim hani diyor gençlerle alakalı kurulan tuzaklar işte onları İslam'dan uzaklaştırmak için yapılanlar diyor ve fark ettim ki diyor aile hayatını ve özellikle kadını bozmak için de bir takım komiteler kurulmuş. Gerçekten de bugün bu komiteler büyük bir hırsla büyük bir yoğun çalışmayla hareket halindeler. Farkında değiliz aslında evet. Bunun. Mesela diyor ya iyi insanlar herkesi kendileri gibi görürler. Yani dindar kesin bunun farkında. Bu oyunların, hilelerin belki bilinçli insanlar farkındadır. Ama halkın geneli bunun farkında değil. Halbuki bu tür etki mesela bu dizilerin çok fazla olması nedir? Halkı ifsad etme çabalarıdır. Onun için biz de güzel olan şeyleri yaymalıyız. Yani diyelim ki nikahlar, düğünlerimiz işte sesli oldu mu veyahut tesettür açısından yani doğru bir tesettüre bürünüp bunu dışarıya çıkıp yaptığımız zaman yani bir örnek vermek istiyorum. Mesela feraceler normalde geçmişte daracık pardesülere geçilmişti ama şimdi de devam ediyor. Değil ki tamamıyla bitmiş ama yani dikkatimi çekiyor. Artık müthiş bir ferace, yani bütün mağazalar ferace getirmeye başladı. Biz ilkin yani bir sırt tesettürü uygundur diye bir ferace aradığımız zaman bulamıyorduk. Nerede bulacağız, nasıl alacağız falan. Ama şimdi bulunduğumuz memlekette hemen hemen bütün mağazalara feraceler geldi. Bu nasıl oluştu? Yani böyle bacılarımızın dışarıya çıkarken düzgün bir şekilde örtünüp feracelerle çıkması karşıdakilerin de ona özenmesine ve onun gibi giyinmesine sebep oldu. Halk tercih ettikçe mağazalar bunları getirmek zorunda kaldı. Yani zaten bir arz talep meselesi bunların hepsi. Dediğiniz gibi bir dönem herhalde ondaki bir azalma ya da insanların hala da gerçi maalesef mevcut çünkü biz feracelerde bile aşırı bir süs söz konusu olabiliyor.
Ama ne kadar da olsa yani benim düşünceme göre bu şey olduğu için, hani böyle koyu renkli olduğu için felaceler çok da dar değildir aslında. Yine tercihimiz o olmalıdır diye düşünüyorum. Ne de olsa öbür tesettür kıyafetleri gibi değildir. Yani burada demek istediğim şeydir, yani biz bazı, hani diyor ya, hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Eğer biz bazı şeylere çığır atacak isek bu mesele artacak. Hani şimdi İslami düğünlerden bahsediyoruz. Konumuzun çok da uzağına gitmek istemiyoruz. İslami ekipleri artık normal düğün sahipleri çağırmaya başladılar. Yani kastımız şu, hani nasıl tesettür bizim kimliğimizse düğünümüzde de yaşamımızda da kendi kimliğimizi ortaya koymamız gerekiyor. Yani düğünümüz de İslami kimliğimize uygun olmalı. Evlilik hayatımızda İslami kimliğimize uygun olmalı. Müslüman her haliyle aslında örnek olmalı. Her davranışıyla etrafındakileri etkiliyor ya, Müslüman uyan değil, insanları kendine uyduran olmalıdır. Evet, yani zaten tebliğde de en güzel yöntem kal değil, hal dilidir. Yani davranışlarımızla göstermiş olduğumuz en güzel tebliğ yöntemidir. Evet, Müslüman yani o şekilde davranmalı ve böylelikle etraftakilerin de değişmesine vesile olmalıdır. İşte bunun için düğünlerimizi özellikle düğün salonlarında yapmamalıyız. Yani ben şahsen bu benim düşüncem. Yemekli kısmını hani kapalı bir alanda daha belki daha. Bence mevsimi uygun ise onun da açık yani alanlarda yapılması daha güzeldir. Şimdi bakın mesela biz hani ekonomik yönünü de ele alıyoruz. Tabii. Düğün salonlarında yapılan gerçekten boş masraflardır. Bakın mesela yeni yeni düğün salonlarını duyuyoruz. Düğün salonlarında yapılan bir yemek, bakın mesela biz miktarını söyleyeceğiz. Yemekli bir düğün vermek istiyorsanız sırf düğün salonu biraz şaşalıdır, lükstür diye 20 milyara mal oluyormuş. Ama diyelim ki biz bunu mahalle arasında yaptığımız zaman, uygun ortamlar yaptığımız zaman hem davet açısından hem de ekonomik açıdan da çok daha verim elde ederiz. Yani gelir, hem böyle maneviyatımızı, maddiyatımızı da etkileyecek gelir oluşumlar meydana gelir. Bakın mesela 20 milyarı oraya vereceğime belki düğün masraflarımın hepsini karşılarım. 5-6 milyara ise hem yemeğimi karşılarım, bilemediğiniz 7-8 milyar olsun. Hem mevlid yemeğimizi veririz, hem bir sürü insanın o ilahileri dinlemesine, o düğün ortamını sadece ilahi olarak da ele almıyorum. Mesela kadın erkek karışık değildir. Yani bu bizim aslında fıtratımızda olan, kültürümüzde olan bir şeydirdi. Hani İslam, doğa doğrusu ahlaklar, hani İslam için yaptığın güzel ahlaklar ileride senin için bir gelenek haline gelebiliyor. İşte bizlerin de öyle bir geleneği vardır. Mesela geçmişte erkek ve kadınlar karışık düğünlere gidilmiyor, yani gitmiyorlardı. Normalde doğru dürüst bilinçli olmamasına rağmen, bununla ilgili bir bilgi sahibi olmamalarına rağmen haremlik selamlığa dikkat edilirdi. Kültürümüzde yerleşik olan budur. Kadın ve erkek düğünlerde, nişanda, kınada iç içe girmezdi. Şimdi bunu tekrar yaymak için ne yapabiliriz? Mesela meydan düğünleri yaptığımız zaman işte erkeklerle kadınların karışık olmadıklarını gördüklerinde etraftakiler de diyor, aa ne kadar güzel, görüyor musunuz? İşte bu şekilde de eğlenilebiliniyor. Hani Üstad Bey diyor zaman, diyor ya, hakkınızı helal edin. Diyor, helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Biz düğünlerimizi öyle yaptığımız zaman etraftakiler işte onlar da eğlenmesini biliyorlar. Bazılarının düşündüğü gibi, yani diyorlar ya zaten ne yapsak günahtır, öyle değil. Yani İslam'ın eğlenceye karşı olmadığını da kendi gözleriyle göreceklerdir. Ondan zaten hani kadın yaratılışı gereği iffet ve haya üzerine yaratılmıştır ve yabancı, mahrem olan erkeklerden sakınma ihtiyacı duyar. Böyle bir, hani dediğiniz gibi, haremlik selamlığa uygun şekilde yapılan düğünlerde de etraftaki insanları, komşularımızı, eşi dostu da kendine çekecektir. O alan, yapılan o düğün eğlencesi ve bu şekilde yapılan, dediğim gibi, insanları da özendirecektir. Mesela komşum vardı, bir ara bahsetti, birkaç defa herhalde görmüş böyle haremlik selamlığa uygun şekilde yapılan düğünleri. Ay dedi, ne kadar hoşuma gitti. Dedi, Allah nasip ederse oğlumu evlendirsem böyle evlendireceğim. Evet, çünkü baktığın zaman hani insan o manevi anlamda da vicdanen de rahat oluyor. Bu şekilde yapılan düğünlerde. Yani diğer türlü mesela cahili yapılan, hani müzikli, eğlenceli, kadın erkek karışık yapılan düğünlerde o anlık bir eğleniyorlar belki ama sonrasında kalben bir vicdan azabı yaşıyorlar, bir rahatsızlık duyuyorlar. Ay ben niye bunu giydim, ya da işte ben neden bu kadar o araya girdim, bu kadar içli dışlı olduk erkeklerle, bu kadar bir araya girdik, bu kadar insanın da hatta bir araya girmesine sebebiyet verdik. Bir de mesela yine düğünlerle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum.
Ya eskiden meydan düğünleri olunca etraftakiler de katılıyordu. Tabii. Arkadaş, dostlar da geliyordu. Yani kimse kimseyi davet etmeyi beklemiyordu. Şimdiki gibi hani çok böyle her şey resmiyet ya da hani dediğiniz gibi böyle çok fazla böyle teferruata düşülmezdi. İşte basayım da kart basayım, çağırayım. Yani bırakın onu bir tarafa da mesela şu an düğün salonlarında olduğu zaman beni çağırmadılar ki ben gideyim diyoruz. Değil mi? Gerçekten bunu hepimiz de yaşıyoruz. Evet. Ama eskiden düğünümüzde öyle bir düşünce de yoktu. Davetiye de beklemiyorduk. Falan yerde düğün var hadi gidelim şeklinde birçok arkadaş oraya gidip düğüne neşe katıyordu. O kardeşlerimizin evliliğine iştirak ediyordu ve mutluluğa mutluluk katılıyordu aslında. Açık bir alan olunca haliyle bu açık bir davet. Ama evet işte kapalı olunca da demek ki sınırlı kalıyor, gizli kalıyor ve bunun yayılması da engelleniyor. Onun için kardeşlerimize tavsiyemiz düğünlerini mümkün mertebe meydanlarda yapıp İnşallah. İslami davet olarak görsünler. İnşallah bu hepimizin içerisinde yaygınlaşır, bu şekilde yer eder. Ve bunun bereketini de inşallah görecektir evlenen çiftler. Allah razı olsun. Efendim bu hafta bize verilen sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar evlilik konusunda konuşmak üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.